İndir beni. Ya gel, bir şey olmaz. İndir ya. Gel, iyi misin? Banyo burası mıydı? Ya gel, gel, gel. Yüz yıkamayla olmayacakmış. Gel bir tane sen. Gel böyle. Yavaş 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 yavaş. Ne yapıyorsun sen? Bu kız daha 17 yaşında. Başımıza iş alacağız. Farhan, aşağıya inme, kimse yukarı çıkarma. Sen ve arkadaşların gitsin diye düzenlemedik herhalde bu partiyi. Abi bak, anlamıyorsun. Farhan, aşağıya in. Hadi. Hadi. Sana dokunmayı, seni öpmeyi o kadar uzun zamandır istiyordum ki. Sen de beni istiyorsun, biliyorum. İstiyorsun değil mi? Lütfen. Kardeşimin üstünden ellerini çek. Tamam. Kardeşime dokunma. Tamam. Anladın mı? Kız kardeşimden uzak duracaksın. Çekil önümden. Oğlum bırak. Ya bir dakika. Ya Koray, saçma. Ya bir dakika. Koray. Koray. İyi misin Gözde? Al Gözde. Koray. Gözde. Ya. Dur Gözde. Allah. Hadi canım. İnşallah. Hocam. İnşallah. Tamam. Gözde. Dur dur dur. Önüne dikkat et. Önüne dikkat et. Kablo var. Kabloya da dikkat et. Dur. Hadi ablacığım, bayan. Gözde. Hocam bir saniye hocam. Hocam gitmeyin, rica ediyorum. Şşş. Koray. De, telefon ne? Hocam. Nerede telefonun, söyle. Hocam. Nerede? Ya. Nerede telefonun? Gözde, nerede telefon? Nerede telefonun kızım? Nerede telefon? Dinleyin beni ya. Koray, çekil önümden. Dinleyin hocam. Oğlum, çekil önümden. Adam, rica etmeyin hocam, rica ediyorum. Koray, çekil önümden. Hayır, Koray, yeter, bırak. Ya. Çekil önümden. Acaba? Şş. Burası dolacak. Bu arada ben Sevda. Ama sen bana kısaca daha okulun ilk gününden bir kilo makyajla gelip erkekleri etkilemeye çalışan tiki canlara gıcık olan Kara Sevda diyebilirsin.
Bir de bu ucuz şakalarına alışacağız şimdi. Dur, ne yapıyorsun kızım? Kız okula yeni gelmiş. Sakin ol ya, ayıp. Yeni arkadaşımız. Sevda. Sevda. İlk günden ayıp olmuyor mu? Sop. Gel canım. Sevda. Ah işte. Yüreğinin götürdüğü yere gittin ve benim yanıma oturdun. Tabii. Güzel. Yalnız burası benim yerim arkadaşım. Oğlum hadi bir git ya. Senin başka sıraya tayinin çıktı hadi. Hadi oğlum hadi. Biz seninle tanışmadık sanırım. Ha benim ismim Burak. Onun ismi benim ağzımdan başka kimsenin ağzına yakışmayacak bir isim. Yani sen benim adımı bil yeter. Anladım sanırım. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ne yapalım işte? Boş zamanlarımızda ara gaz arkadaşımızla iddiaya giriyoruz. Ki kendisi biraz önce ilk defa iddiadan kaçtı. Ne kaçması ya? Kaçmadı. Öyle bir şey yok. Ben iddiadan falan kaçmadım. Nasıl kaçmadın oğlum? Omzunla kapıyı kırmadın ya. Ya kırmasına kırarım da yeni bir edebiyat hocası gelmiş. Şimdi çatlak mıdır nedir bilmiyoruz. İlk günden başımızı belaya sokmayalım. Oho! Çatlak olmayanı bizim okulda işe mi alırlar oğlum sanki? Bariyer doğru söylüyor. Yani kapıyı kıracak kadar güçlü değilim demiyorsun da. Tabii oğlum kıramazsın. Kırar. Abi kıramaz. Ben de güçlü değilim. Kırarım. Hayatta kıramaz. Hiç kıramayacağım. Kırar. Kıramaz. Kırar. Kıramaz. Kırar. Kıramaz. Kırar. Kıramaz. Kırar. Kıramaz. Kırar. Kıramaz. Kırar. Dersten bu kadar hızlı kaçanı ben daha önce görmedim. Buyurun yerlerinize. Hocam affedersiniz. Ben hızımı alamadım da. Fark ettim. Ben şey için geldim aslında. Oğlum ne için? Zehra Hoca'dan size bir mesaj getirdim hocam. Oh. Ne dedi? Size çok teessüf ediyormuş. Öyle dedi. Ya hocam sonuçta elçiye zeval olmaz. İyi dersler. İyi dersler. Görüşürüz. İyi dersler. Oh. Bir şey yok. Yanlış yere gelmedim. Günaydın. Günaydın. Geç kaldığım için özür dilerim. Tamam, bu seferlik affettik. Buyurun yerinize. Buyurun. İçeri girdiğimizde kapıyı da kapatıyoruz. Yinet'in bulaşıkları yıkatmadan salmadı seni o pis cadı değil mi? Şimdi ben bu tahtaya niye yazdım? Hocam, affedersiniz ya çok acil bir işim vardı da. Onu anladım, tamam. Bir daha böyle acelen olduğunda sınıftan çıkacağın zaman kapı açık mı diyeyim en azından kontrol et. Maazallah benim gibi açan olmaz. Kapıya çarparsın, bir yerini yaralarsın. Tabii hocam. Geçiyorum. Oğlum bunu saymam, daha sonra kıracağım kapıyı. Arkadaşlar ismim tahtada gördüğünüz üzere Hayat. Soy isim Sarıyaz. Bundan böyle edebiyat derslerini birlikte işleyeceğiz. Bilmiyorum bu dersle aranız nasıl ama. İç güveysinden hallice. Neyse en azından deyimlerle aramız biraz iyi. Peki. Şimdi ben niye yazdım bunu tahtaya? Şimdi siz dersten sonra benim ismimin önüne ardına bir şekilde lakaplar üreteceksiniz. Yanlış çünkü tabii. Peki ben bu şıkları sizin için ikiye indiriyorum. Şöyle ki eğer derslerinize güzelce çalışır, okulda uymanız gereken kurallara harfiyen uyarsanız ben sizin için tatlı bir hayat olur. Ancak aksi takdirde sizin için
acı bir hayat olmaktan başka bir şey olamam. Bilmem anlatabildim mi? Yani çocuklar, seçim sizin. Nerede o heykele? Nerede? Ha, işte burada. Gel buraya. Pardon beyefendi, ne yapıyorsunuz? Pardon, ne yapıyorsunuz? Affedersiniz, derste öğretmen olduğunu fark etmedim. Fark etmediğinizi fark ettim. Merhaba. Hayat Sarıyaz, ben yeni edebiyat öğretmeniyim. Siz? Ben de biyoloji öğretmeni Erol Kumru. Şimdi müsaadenizle bu Orhan Öztürk denen terbiyesizi dışarı çıkarıp haddini bildirmem gerek. Çık! Erol Bey, bir saniye. Müsaadenizle şimdi burası bir eğitim kurumu. Ben de ders yapıyorum farkındaysanız. Ve hiç kimse benim dersime bu şekilde dalıp öğrencimi dışarıya alıp haddini bildirme, hadsizliğini gösteremez. Bilmem anlatabildim mi? Hayat Hanım, konuyu bilmiyorsunuz. Ben bu çocuğun yüzünden karımın dersine girip az kalsın... Erol Bey, hiç konuyla ilgilenmiyorum ben. Merak etmiyorum gerçekten. Eğer öğrencimizle alakalı bir sıkıntınız varsa bunu bana söylersiniz dersten sonra. Biz dışarıda bunu konuşabiliriz. Ben de öğrencimi uygun bir dille uyarırım. Şimdi müsaadenizle dersimi yapabilir miyim? Ha. Sonra da benim adım arızaya çıkıyor. Zehra! Ben arıza mıyım Zehra? Benim bu konuyla ilgili bir fikrim var ama soran olmadı. Tamam, tamam. Şakayı uzatmayalım. O da sizin bir öğretmeniniz. Saygıda kusur etmeyin. Peki. Hocam. Efendim. Hocam, biz sizin için şimdiden kararımızı verdik. Evet. Evet. Öyle mi? Buyurunuz efendim. Artık siz bizim için... Çok teşekkür ediyorum. Buyurun, yerinize oturabilirsiniz. Tezahüratta daha fazla gerek yok. Ben sizin yerinizde olsaydım bu kadar erken karar vermezdim. Bence de. Sen nereden biliyorsun? Vallahi sizin oradaki öğretmenler nasıldı bilmiyorum ama... biz burada böyle öğretmen görünce öpüp başımıza koyuyoruz Tiki Can. Doğru. Sen sabret, görürsün kim kime öpüyor. Bak sen. Sessizliği sağlayalım artık, tamam. Şakalar bitti. Onbey'e özel okuldan gelen kızı gördün mü? Ha, gördüm sabah. Özel okuldan gelmiş. Niye öyle bir şey yapmış ki salak? Yok be, mecburen yapmış. Ablası bu okulda göreve başlayınca o da buraya gelmiş. Şey, pardon. Bu yeni gelen kızın ablası kim? Hani okulda göreve başlayan. İsmayat galiba. Edebiyat öğretmeniymiş. Bizim müstahak söyledi. Anladım. Vallahi arkadaş, Sezar'ın hakkı Sezar'a. Bak, ben bunca yıllık öğrenciyim. Böyle uyanık öğretmen görmedim. Bahse girelim, hepimiz bu sene edebiyattan çaktık abicim. İyi mi ben de? Gözdeciğim. Uzak kaldın bize. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani senin tecrübelerinden de yararlanalım. Daha önce bu acı hayat denen böyle arıza kadın gibi öğretmenlerle karşılaştın mı? Şey... Ne? Karşılaşmaz olur mu? Hem de her gün. Her gün mü? Nasıl? Şöyle yani... bu etrafında pervane olduğunuz yeni arkadaşınıza bir sorun bakalım. Acı hayat kendisinin nesi oluyormuş? Neyin oluyor? Evet. Hayat öğretmen benim ablam. Ne? Aa, şu an şaşkın emoji oldum. Oğlum, sen bize bunu niye söylemedin? Sormadınız ki. Ya bırak, aklınca ablan için casusluk yapacaktın değil mi? Sınavda patlamamızdan anlamamız lazımdı zaten. Ne alaka be? Ablam okulda kendisine abla dememe bile izin vermez. Asla da diğer öğrencilerinden ayırmaz beni. Sevda, yani haksızlık ediyorsun. Hayat öğretmeninin ablası olması illa casusluk yapacağı anlamına gelmez, değil mi? Yani bence de hemen şey yapmayalım Sevdacığım. Peki. Avukatlar ordusu davaya hazır gelmiş. Başka sorum yok hakim bey. Çekil. Hay Allah ya, neden böyle yaptı bu yine? Ben bir yanına gideyim. Sevda. Bu arkadaşın benimle derdine bilmiyorum ama benim gocunacak hiçbir şeyim yok.
Zaten siz de beni tanıdıkça asla böyle bir şey yapmayacağımı anlarsınız. Anlamazsanız da siz bilirsiniz. Unutmayın, siz haftanın birkaç günü ablamın dersine giriyorsunuz. Benimse hayatım sürekli böyle geçiyor. Ya sen rahat ol, bizim öyle bir ön yargımız falan yok bak gerçekten. Hem Sevda da biraz fevri davrandı. Ya düşününce o da yanlış yaptığını anlayacaktır. Yani evet. Evet ya arkadaşlar, evet. Abi din çık bakayım. Dur abi. Yani evet. Sen bu arkadaşlara bakma. Yani arkadaşlar inanmıyorlarsa da ben sana inanıyorum. Doçko, oğlum rahat dur. Bak gözde arkadaşımız senin ne kadar insan canlısı olduğunu bilmez. Yanlış anlayabilir. Aa, yok canım. Yani ben yaradılığını sevdim, yaradandan ötürü. Sanırım kendime daha az seveceğim bir sıra arkadaşı bulmalıyım. Benim yanım boş, buraya gelebilirsin. Tabii ki. Gözde? Ben Zeynep. Gözde, çok memnun oldum. Ve isterim yani yanına oturmayı. Zeynep! Eh be Zeynep! Eh be! O zaman ben de yerime geç. Sen de mi abidin? Ben de. Geç lan otur geç. O zaman ben de bir Sevda'ya bakayım. Tanem hanım. Demek hakkımda şikayet mektubu var. Derslerden sonra öğrencilere özel ders veriyor diye şikayet etmiş biri. Ne yapacaksınız peki? Ne mi yapacağım? Gereğini yapacağım tabii ki bir tanem hanım. Şerif Bey. Yanıyor. Benim gibi. Yanık. Gel. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Çok özür dilerim. İşte böyle hocam yani. Görmüş olduğunuz gibi üzerine hidrosülfür sürülmüş malzeme diğer malzemelere oranla daha hızlı yanıyor. Örnekte görmüş olduğumuz gibi. Bunu derslerde de test edelim lütfen. Doğru. Ben kalkayım o zaman. Yollar sizin efendim. İyi dersler. İyi dersler hocam. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ayakta kaldınız. Kusura bakmayın. Buyurmaz mısınız? Gözde kalbim. Günaydın Gözde. Günaydın. Günaydın Gözde. Günaydın. Hatalı çıkış. Bahse giren birazdan kavga çıkacak ve burası Tayland meclisine dönecek abici. Evet arkadaşlar. Sınıfımızın sözcüsü ve avukatı hepimiz adına günaydın dediğine göre mesele kalmamıştır. Sevda, uzatma. Sen uzat aşkım. Hatta bir dahakine şöyle uzun bir günaydın dersin yeni arkadaşımıza. Sevda, bir gelsene bir konuşalım. Hadi. Günaydın Zeynep. Günaydın Gözde. Ya ben ne yapayım? Nedir bu kızın benden alıp veremediği? Bilmem. Bu aralar solundan kalkıyor herhalde. Yatağının solunu duvara dayasa iyi eder o zaman. Nasıl günaydın dediğini görüyor. Günaydın demek ne demek mi? Ya ben sormayacağım. Günaydın.
arkadaşlar. Sağ ol. Otur, buyurun. Ödevler hazırdır herhalde. Aa. Kağıtları alayım. Haydi. Oo. Peki o zaman kitaplar çıksın. Garipçiler akımı. Seni bu okulda görmek benim için büyük bir onur. Okula yaptığın yardımlar için söylemiyorum. Yalnız acaba sen diye hitap etmem biraz fazla mı samimi oldu? Siz diye hitap edeyim bundan sonra size, ne dersiniz? Âlâ. Vakittir. Arzu ederseniz çıkalım yavaştan. Buyurun. O zaman tekrar ediyoruz. Şiirlere sıradan insanların hikayelerini yerleştiren şairlerimizin akımına ne diyorduk? Oo. Sen söyle Nedim. Garibanlar hocam. Garibanlar. Neyse yaklaştın. Garipçiler akımı arkadaşlar. Peki. Garipçiler akımından bir şiirle dersi bitireceğiz. Getirmediğiniz ödevlerin telefonları kapatın. Hep söylüyorum. Evet. Getirmediğiniz ödevlerin acısını sonra çıkaracağım bir Orhan Veli şiiriyle dersi bitireceğiz. Bir şey deneyelim. Gözlerinizi kapatır mısınız? Niye hocam? Sorgulama, sorgulama. Hadi kapat. Tamam. Bir şey deneyeceğiz. Kapasın herkes. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Tezahürat yapın diye değil, birazcık hissedin, düşünün diye okudum. Hop. Oturun, oturun çocuklar, oturun. Oturun, oturun. Rahatsız olun. Buyurun müdür bey, biz de ders yapıyorduk. Ders. Dışarıdan pek öyle duyulmuyordu ama neyse. Hayat hocam, sınıfımıza yeni bir öğrenci katılacak. Kayıt işlemlerini tamamladık. Kendisi dışarıda bekliyor. Eğer müsaadeniz varsa arkadaşlarıyla tanışsın isterim. Estağfurullah, buyurun tabii. Âlâ.
Evladım gel. Başka birisine sorar gibi aşka yanadan duramadım. Katsam beni de yanına alsan. Yakalansam da bırakmam kendimi yollara. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsam. Bize kalsa sonralar. Bakmam geride kalan içime. Bakmam hiç onlara. Gelip alsan korkmadan aşktan geriye kalan kalbimi bana seni hatırlatan. Yakalansam da bırakmam kendimi onlara. Baştan kaderimi yazacak bile olsam.